Periferik arter hastalığı nedir? Nasıl belirtiler gösterir? Hastalığın tedavisinde nasıl yöntemler uygulanır? Periferik arter hastalığının altında hangi sebepler yatıyor? Damar sağlığını korumak için neler yapmak gerekiyor? Girişimsel kardiyoloji uzmanı doçent doktor Habip Çil yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet birazcık cepleri nasıl doldurabiliriz onu konuştuk. Sonrasında güzellik konuştuk. Şimdi biraz da bence atmazsa zaten yaşamamız mümkün olmayan değil mi hocam? Evet. E, kalp sağlığımızı konuşmak üzere. Doçent doktor Habib Çil bizlerle bugün e, peri, periferik arter hastalığını konuşacağız. Siz gir, girişimsel kardiyoloji uzmanısınız. Yani arter de damar demek doğru mudur? Evet. 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 Biraz bugün galiba atar atardamar. damarımız evet. e, kalp mi konuşacağız hocam? Yoksa bu atar damarımız vücudumuzu her yerine ilgilendiriyor aslında değil mi? E, atar damar e, vücudun bütün organlarını besleyen damar sistemi. Toplar damarda yine buradan oluşan toksinleri e, kirli kan diye özetleyebileceğimiz e, kanı toplayan sistem. Şimdi e, dolaşım sistemimiz aslında e, şehirlerin e, yapısıyla özdeştir. Şöyle ki Mesela bizim kalbimiz var. E, şehirlerin de kalbi var. Mesela e, belli canlı bölgeler vardır. Nüfusun yoğun olduğu. İstanbul gibi evet. düşünelim. İstanbul'un da belli semtlerini düşünebiliriz. Kalabalık e, olan. Merkezi evet. E, kalp onu temsil Taksir. eder. Şeh olun. Şehrin kalbi diyeceğiniz yer neresiyse orası mesela. Evet olabilir. E, aynı zamanda ana arterler deriz bir de. Doğru. Ana arter tabiri var. E5 ve TEM için kullanırız. Bu da bizim damarlarımızın temsil eder. Yani kalpten çıkıp organları besleyen damarlarımız. Bunların besleyen organa özel damara biz periferik damarlar diyoruz. Periferik atar damar. Mesela böbreğimizi besleyen damar, böbreğin atar damarıdır. Beynimizi besleyen damar, beynin atar damarıdır. Alt ekstremite dediğimiz ayaklarımızı besleyen damar, ayaklara özgü. Atar damardır. Dolayısıyla diğer damarlarımız dolaşımı mı sağlıyor? Biraz böyle. Hayır, bunların şey... hepsi dolaşımı sağlıyor. Bağırsaklarımızı, midemizi, e, karaciğerimizi, bunların hepsi eğer bir damara sahip olmazsa zaten hayat devam ettiremez. Etmez. Yani kalbimiz nasıl vücudumuz için e, şartsa o damarlarda, o organlar için ...otomatikman e, hayatı yani vazife görüyor. Bir girmiş gibi sordum ama. <laughs> evet, evet. Yani diğer damarlardan e, daha Değerli demeyelim ama daha büyük bir iş yükü var. O organa özel. Tamam. O organa özel, evet. Kalp bütün vücudumuza özel, kalpten çıkan damarlarda ilgili organa özel damarlar. Periferik tabiri bu. Aslında günlük tamam. hayatımızda da kullandığımızı az önce ifade ettim. Bizim bugün bahsedeceğimiz konu bu damarların tıkanıklığıyla ilgili problemler ve tedavi yöntemleri. Bir kere biz bunu kendimiz, şimdi doktor olarak sizin hocam gördüğünüz, görme şekilleriniz vardır. Evet. Biz bu damarlarımızda sıkıntı olduğunu izleyicilerimiz açısından evet. en önemli bilgi nasıl anlıyoruz, neler hissediyoruz, kendimizin ne tür semptomlar varsa biz alarm çalmaya başlasın bizim kafada. Evet, aslında nasıl bir araç kullanırken belirli aksamlarında problem çıktığında bize uyarı işaretleri varsa damarlarımızla ilgili problemlerde de o organa özgü işaretler bize vücudumuz veriyor. Nasıl kalp damarımız tıkandığında kalp krizi geçiyoruz. Yürürken göğsümüz ağrıyor. Doğru. Buna özgü şikayetlerimiz oluyor. Periferik arterlerde de ilgili organa özel şikayetler oluyor. Mesela örnek vermek gerekirse şah damarımız beynimizi besleyen damardır dedik. Burada oluşan bir tıkanma genellikle felçle geçici veya kalıcı sonuçlanıyor ki ne yazık ki buna bir şikayet demekten e, ziyade hastalık demek durumunda kalıyoruz Hocam Onun Tabii. öncesi yok mu felç geçirdikten... Maalesef. Ah, yani. e, evet, evet. O zaman bu çok sinsi bir durum. Evet, beyin için özellikle sinsi. Çünkü hmm. e, şayet e, hastamız eee check-up programlarını, kontrol e, doktor kontrollerini e, iyi takip eden birisi ise şayet kalp damarında bir problem varsa, şah damarını dolaylı olarak kontrol etme imkanına sahip oluyor. E, Dolayısıyla o hastalar şanslı grupta oluyor. Ee, onun dışında e, kontrolleri olmayan, e, damar e, takipleri e, olmayan hastalar ne yazık ki ilk atakla birlikte ancak i̇şimize teşhis edilebiliyor. Kaldı, evet. <laughs> Peki şunu da sorayım o zaman. Peki biraz da yani izleyicilerimizin de kendini takip etmeleri adına. Bizim buralara, bizi buralara getiren e, belirtiler birazcık işe, işimiz Allah'a kaldı. Sebepler o zaman onları evet. konuşalım. Sebepler e, aslında çok önemli çünkü Kalp ve damar hastalığı diye ifade ettiğimize göre damar yağlanması ya da damar sertliği nin sebepleri aslında ortak. Kalp hastalığında sebepler neyse aslında periferik damar hastalıklarında da sebep aynı. Nedir bunlar sigara, Diyabet varlığı, yüksek şeker. tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve ileri yaş. Bu periferik arter hastalarında yani damar hastalarında, Yaş biraz daha ileridir. Yani hmm. 20 yaşında ben kalp krizi geçiren hastam oldu ama 20 yaşında bacak damarları tıkanan hastaya pek rastlamayız. Hmm. O biraz daha ileri yaş grubu ama risk faktörleri ortak demek istediğim. Biz çok yaygın kalp damar hastalığı gördüğümüz kişilerde bazen şah damarını da kontrol ederiz. Az önce bahsettiğim gibi hiçbir ön belirtisi olmadığı için onu erken yakalamak adına o kontrolleri yaparız veya böbrek damarını kontrol ederiz. Aslında o da sinsi bir durumdur. Tansiyon yapar sadece. Tansiyon yüksekliği yapar. Dolayısıyla bizim özel olarak şüphelenmemiz halinde ancak teşhis koyabiliriz. Ancak bacak damarlarında durum böyle değildir. Çünkü hastamız yürürken bacağında kasılma, yanma, ağrı gibi şikayetler duyacağı için hasta erken dönemde bize teşhis konulmak üzere başvurabilir. Hmm. Fakat bazıları az önce ifade ettiğiniz gibi oldukça sinsi dolayısıyla ancak bir sorun ortaya çıktığı zaman... Biraz da yaşla ilintili de galiba. Yani yaş ilerledikçe biraz daha mı kontrollerimizi hassasiyet göstermeliyiz? Kesinlikle. Evet. yaş Her hastalık için önemli bir risk faktörü. Erkek cinsiyet de biraz ön planda. Beyler da daha tehlikede galiba. Evet. Tıpkı kalp hastalığında <laughs> olduğu düm, gibi. Kusura bakmayın. Periferik her aktör. şeyde hep beyler daha risk altında değil evet. mi? Covid'lere galiba beyler daha risk altında. Öyle görünüyor. Evet. evet öyle görünüyor. Yani. <laughs> Dikkat etsinler beyler. Peki tedavimiz var mı? O zaman onu sorayım. Şimdi biz bunu evimizde, e, tabii yediğimize, içtiğimize, sağlığımıza dikkat etmeyin. Bu söyledikleriniz artık kaliteli bir yaşam için Covid sürecinde şunu anladık: Sigara çok gereksiz ve tehlikeli bir şey. Her şeyin negatifini bize çekiyor. Sigara içmek artık hayatımızdan çıkmalı. Şeker hastalığı diye bir şey değil mi? Artık hayatımızda evet, olmaması evet, için evet. doğru beslenmeliyiz. Peki. Bunlar var bir şekilde diyelim. Evet. Böyle bir teşhis kondu. Bir kere nasıl, nasıl teşhis ediyorsunuz oradan? Evet burası çok önemli. Az önce e, bahsettiğimiz gibi hasta bize felç geçirerek gelmişse ne yazık ki teşhis aşaması çok Geçti. dramatik bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Aslında o teşhis değil doğrudan tedaviye geçtiğimiz bir süreç oluyor. Bu talihsiz bir durum. E, ama ideal olan hastamızın bir takım e, kontrollerde ya da bir takım şikayetlerine bağlı. Az önce bahsettiğim yüksek tansiyonu olan bir hastanın böbrek damarlarını biz e, belirli e, yaş grubundaysa mutlaka kontrol ederiz. Hmm. E, yürürken e, bacaklarında ağrı ifade eden, yanma tarifleyen, yürüme kapasitesinde Kilo azalma. Kilo ilgili değil değil mi bunlar? Kilo e, çok dolaylı bir etkisi var doğrudan bir etkisi yok. E, tamam. Yani, yani kilodan böyle değil Hani belki kilodan dolayı yorgunluk değil farklı bir hissiyat. Evet. Zaten e, o da talihsiz bir e, örnek aslında. Yaşlandıkça insanlar e, hareket kapasitesini çeşitli sebeplerle e, kaybettiği için genellikle Neden yürüdüğünde mi? ayağındaki şikayeti e, artık yaşlanıyorum tabii, tabii. şeklinde yorumluyor. E, çoğu zaman Yanlış evet, teşhis hocam. <laughs> e, devamında ben <laughs> e, mesela e, hep veririm bu örneği. E, Omürlülikten iki defa e, ameliyat olmuş ama esas problemi damar tıkanıklığı olan hasta <laughs> gördük. Dolayısıyla e, teşhis konusunda akla gelmesi, ilk e, etapta düşünülmesi, olasılık olarak düşünülmesi en önemli faktör. Peki şimdi e, teşhisi de koyduk. Tedavisi var mı? Çünkü bu bir damar hastalığı. Daha doğrusu ameliyat gerekiyordur tahmin ediyorum. Açık mı yapıyorsunuz, kapalı mı yapıyorsunuz? E, bir de tekrarlayabilir mi? Onu da sorayım. Evet. E, şimdi teşhisi genellikle şikayet sonrası bir e, doppler dediğimiz bir test e, yapılıyor. En basit, kansız, e, çok hızlı yapılan bir test. E, arkasından e, belki bir tomografi ihtiyaç duyulursa yapılıyor. Arkasından anjiyografi ile biz damarları doğrudan e, net bir şekilde görebiliyoruz. Bu teşhis ve tedavi genellikle ardışık oluyor, beraber oluyor. Yani damarın anjiyosunu gördükten sonra, tıkanıklığı veya darlığı tespit ettikten sonra hemen akabinde çoğunlukla aynı seansta bir tedaviye geçebiliyoruz. Ve hastalarımızın oran vermek belki doğru değil ama çok büyük kısmının artık herhangi bir ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebildiğini söyleyebilirim. Yani bundan 10 yıl önceyi hayal edersek 15 yıl öncesini ana tedavi yöntemi doğrudan kapalı yöntemlere, anjiyografik yöntem, girişimsel yöntemlere kaydığını söyleyebilirim. Çok az bir kısmında Açık, açık ameliyata ihtiyaç duyuyoruz. Bu da hastalar açısından oldukça konforlu tekrarlayabilir mi almıyor, dediniz? değil mi hocam? Yani kesik almıyor istemiyor böyle? Yok, kesik almıyor. Ertesi gün çoğu zaman taburcu oluyor. Bir kısmı aynı günde taburcu olabiliyor. Hmm. Tekrarlayabilir mi sorusu o açıdan önemli. Hastalar bu derece konforlu bir tedavi gördüğü zaman ne yazık ki hastalığı da hafife alma gibi bir eğilime giriyorlar. Yani, yani uzun yetince hastanede değil mi hocam evet, yani? Yani ameliyat ağırlı bir süreç. Elbette hastaları daha çok etkiliyor ve e, daha dikkatli davranmaya itiyor. Ancak o konfor maalesef işte, nedir mesela bu e, tekrar sigara kullanımına, hayattaki işte sedatif yaşam falan evet, gibi evet. faktörlere tekrar hop geri dönüş, televizyon Aynı gibi. hayata devam ettiği takdirde aynı hekimin karşısına tekrar çıkmak e, durumunda hmm. kalıyor hastalarımız. Peki şimdi çok gibi teknik bir soru ama aynı damardan hastalanma ihtimali var mı? Aynı damarda stent veya balonla tedavi ettiğimiz takdirde damarın bölgesine göre değişir. Bu karın bölgesindeki damarları aort ve çevresindeki damarların tekrar daralma ihtimali düşüktür çünkü oraları stentliyoruz. Ancak stentin uygun olmadığı, dizden daha alttaki daha ince damarlara kasların arasında seyreden damarlara bir stent takmıyoruz. Takmak uygun olmadığı için orada balon tedavisi ve özellikle ilaçlı balon tedavisini. E, tercih ediyoruz. Orada biraz daha yüksektir tekrar aynı, daralma ihtimali. Aynı alandan geçmesi. Aynı alanda başka bir alanda e, hastalığın ne yazık ki e, kronik bir hastalık olduğunu kabul etmek durumundayız. E, hastalarımız hmm. e, bir takım önerilere dikkat ettiği takdirde bu risk azalır ama e, sıfırlanmaz hiçbir şekilde. Yani, Peki bir kişinin ama hayatını hiçbir şekilde yani bir ömür boyunca böyle bir e, aslında damar hastalığı geçirmeden bir hayat yaşaması mümkün müdür hocam? Yaşaması mümkündür ama bunu mümkün kılan tek faktör ne yazık ki yaşam tarzı değil. Hmm. Genetik. Değiştiremeyeceği genetik faktörler var. Bunun kimde var olduğunu elbette belirli oranda tahmin edebiliyoruz ama %100 bilemiyoruz. Dolayısıyla 90-100 yaşına kadar sigara, alkol her türlü kötü alışkanlığı, alışkanlığı taşıyıp çok da bir sıkıntı yaşamayan insanlar olduğu gibi bunların tamamına karşı çok dikkatli olan ama 30'lu 40'lı yaşlarında kalp kriziyle veya damar hastalığıyla ne yazık ki hayatını kaybeden insanlar var. Bu bizi elbette aldatmamalı. İşte sigara içmedi, hasta oldu falanca işte hasta hep olmadı. Dolayısıyla bir öme, önemi yok gibi bir algıya yol açmamalı tabii böyle, ki. Böyle var milyon yani böyle milyonda bir olacak bir örnek hep gelir. Evet, Vay evet. o öyle oldu bu böyle olmadı. Demek ki boşu boşuna ben hayatımdan niye feragat feragat etmek değil Kendini aslında. Kendini kandırmak için bahane olarak değerlendiriyor insanlar genelde böyle örnekleri. Peki son olarak şunu sorayım genç yaşta bu hastalıkla savaşmamız genetik sebeplerden dolayı olma ihtimali var mıdır? Ailemde var diyelim ki Ailesinde olan bir insanın yapması gereken şey aslında en başta az önce bahsettiğim yaşam tarzını düzgün bir şekilde düzenlemek. Yani o bilinen risk faktörlerini bir kere major risk faktörlerini devreden çıkarması zorunlu. Genetik tedavi çok ağır bir takım hastalar için bugün ve gelecekte mümkün olabilir Elbette gen tedavisi biliyorsunuz çok marjinal bir alan yeni bir alan Ama gelişiyor ama gelişiyor şu anda damar hastalığına yönelik genetik bir tedavinin henüz tam olgunlaştığını söylememiz mümkün değil. Bizim elimizde çok daha basit, çok daha ucuz, çok daha kolay yollar var. Tıpkı koronada olduğu gibi yakalanmamak dururken tedaviyle uğraşmak hiç mantıklı değil. Dolayısıyla yaşam tarzı çok önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu sefer gerçekten reklam arası var galiba. <laughs> Kısa bir reklam arasından sonra